Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamayla öğrencilere indirimli telefon ve bilgisayar kampanyası ilgili detaylar belli olmuştu. Şimdi tabii detaylar belli oldu ama yani öğrencilerin çok mutlu olduğu söyleyemem. Çünkü 9500 liraya kadar olan bir limit söz konusu telefonlarda ve bilgisayarda. Telefonda hani bu bütçelere orta seviyeye yakın giriş ve orta seviyeye yakın modeller alabiliyorsunuz. Şimdi tabii ki şu an detaylar belli değil henüz. Yerli mi olacak? İthal mallar bunlara dahil olacak mı? Hangi tip öğrenciler? Yani örgün öğretim dendi ama yüksek öğrenimdeki bu yüksek yapan dediğimiz master yapanlar da dahil olacak mı belli değil. Ama örgün dendiği için açık öğretim buna dahil olmayacağını anlıyoruz. Bunun dışında detaylar belli değil. Birçok detay eksik şu anda. Ben şöyle bir video hazırlamaya karar verdim. Çünkü soruyorsunuz bana böyle bu tarz bir daha önce bir video hazırlamıştım onunla ilgili. Ve o videonun altında da bolca yorum vardı. Hani hangisini alalım, şunu mu alalım, bunu mu alalım? Bunların bir kısmı benim kanalımda incelemeleri olan ürünlerde var. Şu anda bir liste hazırladım arkadaşlar. Ben 9500 liraya kadar olan, en azından bu videoyu çektiğim tarih itibariyle geçerli olacak tabii ki bu rakam. 9500 TL'ye kadar satılan cep telefonlarının listesini hazırladım. Bu listeye bakarak siz de hani şunu diyebileceksiniz. Ha ben şunu alabilirim, bunu alabilirim gibi bir eğer öğrenciyseniz ve üniversitede okuyorsanız hesaplamalara, planlamalara yapmaya başlayabilirsiniz. Söylediğim gibi bu listeyi ben tahmini olarak hazırladım. Kurallar değişebilir. Resmi açıklama geldiğinde şu an o detaylar belli değil. O resmi açıklama geldiğinde belki şey de denilebilir. Hani Türkiye'de üretilmesi gerekiyor. Şu şartları var da denilebilir. Bilmiyorum artık onun orasını. O yüzden bu liste değişebilir ama bu kampanya bugün başlamış olsa ve eğer 9500 liraya dahil olan her türlü modelde içinde olacaksa o zaman bu telefonlardan birini seçebilirsiniz. Şimdi ben marka marka dizdim arkadaşlar. Bunların bazılarının kanalımda incelemeleri de var. İncelemesi olanları açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Benim daha önce bana teste gelmiş ürünler de var aralarında. Olmayanları da var tabii ki ve doğal olarak. Listeyi nasıl hazırladığımı soracak olursanız kullanılabilecek gibi olan modelleri koydum. Yani yoksa diyelim ki Realme'nin 2 seri önceki telefonu da var. Samsung'un 3 seri önceki telefonu da var bu paraları alabileceğiniz. Ama onları çok önermiyorum. Oldukça eski modeller. Güncelleme alması, güncel uygulamaları çalıştırması sıkıntı olabilecek modeller. O yüzden onları koymadım. Yoksa onları koyarsam liste çok uzayacak. Şimdi ilk ürünle başlıyorum. Bu ürünün kanalda incelemesi var. Honor X9A. Fiyatı 9199 TL arkadaşlar. Bu telefon giriş seviyesinin biraz üstü. Orta seviyeye de yakın bir model arkadaşlar. Ona bir bakmanızı öneririm. Hani bu listedeki bence en iyi modellerden bir tanesi. Honor tarafında bir tek o var şu anda benim gördüğüm fiyatı uyan. 90 var. Honor 90 ama bu 9500 fiyatına uymuyor. O yüzden onu geçtik. Xiaomi tarafında çok model var. Redmi 10 var 2022. Redmi 12C var. Redmi Note 10S var. Redmi Note 12S var. Redmi Note 12 var. Redmi Note 11 var. Bunların fiyatları 9500 TL'nin altında arkadaşlar. Ve bunların bir kısmının kanalımda incelemeleri var. Dediğim gibi açıklamaya koyacağım. Açıklamaya bakın. Hani ben evet bunu almaya karar verdim. Özgür Çetin de incelemiş. Oradan izlersiniz detaylarını. Burada detay vermeyeceğim çünkü video çok uzayacak. Samsung tarafında çok model var. En azından benim seçtiklerim var. M13 var, M14 var, A24 var, A04E var, A32 var, A14 var, A23 var ve M33 var arkadaşlar. Bu telefonların tamamı 9500 TL'nin altında. Onu söylemiş olayım. Samsung buradan bayağı bir karlı çıkacak gibi görünüyor. Realme tarafında C55 var, Realme 10 var ve Realme C53 var. Bunların hepsinin de incelemesi kanalda var. Realme sağ olsun ürün konusunda beni hiç yalnız bırakmıyor. Her zaman da desteğini gösteriyor. Honor da öyle bu arada. Xiaomi de fena değil. Hani hemen hemen her ürün bana gelmiyor Xiaomi'nin ama çok ürün var çünkü Xiaomi'de biliyorsunuz. Ama Realme'de her ürün geliyor. Onlara çok fazla ürün yok. En azından şimdilik yok. Yavaş yavaş artacak. General Mobile de beni destekleyen bir marka. Onda da 23SE, 24 Pro, 22 Pro modelleri var. Birkaç tane daha var bu arada. Yani 23 de buna giriyor. Fiyat anlamında söylüyorum. Bir tek Phoenix modeli var. O da kanalda incelemişler ama onun fiyatı yüksek. Zaten 9500'ün üzerinde bir rakam var. Onu koymadım buraya. General Mobile ürünleri de var. Yani kanalda incelemeleri de var bunların bir kısmının bende. Hepsinde olmasa da bir kısmının var. Tekno tarafında Spark 10 Pro buldum. Bir tane böyle bir modelleri varmış. O da 8500'ün altında. Oppo A16 var. Onun fiyatı da uygun. Infinix tarafında Hot 20 var. Note 12 var ve Note 30 var arkadaşlar. Vivo da bana ürün göndermiyor. Infinix gönderdiği oldu, göndermedikleri oldu. Vivo'da Y16 var. Y22S var. Y15S var. Y35 var ve Y36 var. Bunların fiyatları 9500 TL'nin altında. Son marka ise Casper arkadaşlar. Casper'da da Via X30 var.
Bu da fiyatı 9190 küsur TL civarında. Şimdi tabii ki söylediğim gibi videonun başında bu ürünler benim seçtiklerim modeller. Yoksa 300'e yakın model var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi çok eski olan modelleri de var. Yani bir telefonun iki önceki sürümü de halen satılabiliyor. Onları da bu piyasada bulabiliyorsunuz. Onlardan biraz uzak durmanızı öneririm. Eski model. Hani güncelleme almaz, bir şey olur. Tabii ki bu modeller de böyle ahım şahım üst düzey modeller değil. Sadece 9500 TL'nin altında kalan modeller. En azından size fikir vermesi açısından burada paylaşmaya çalıştım. İncelemesi olanların az önce söylediğim gibi incelemelerini açıklamaya koyacağım. Oradan detaylı videolarını izleyip de kendiniz de karar verebilirsiniz. Tabii diğer detaylar belli olduğunda, yani belki bir sayfa açılacak. O sayfadaki telefon modelleri olabilecek sadece bu indirimlere. O zaman da ayrı bir video çekeceğim. İndirim nasıl olacak onu söyleyeyim. %44 civarında bir indirim olacak. Yani yarı yarıya bir fiyat inecek diye tahmin ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada öyle bir imajla paylaşmışlardı. Telefon tarafında %44, yani %50 diyebiliriz ona. Yani 9500 liralık veya 9000 liralık bir telefonu yaklaşık olarak 4500 TL alabileceksiniz. Yine güzel ama telefonlar çok matah değil arkadaşlar. Bu arada bu videonun bir benzerini bilgisayar için çekmeyi düşündüm ama bilgisayarda şöyle bir sorun var. 9500 TL altında çok fazla bilgisayar yok arkadaşlar. Daha doğrusu var ama olanlar böyle Celeron işlemcili falan. Belki i3, yeni nesil i3, böyle 11. nesil, 12. nesil çıkarsa onların fiyatları birazcık iyi gibi. Ama onlar bile yani standart bir öğrenciyi kurtarsa da biraz daha teknik işler yapan, biraz daha ekran kartı isteyen ya da böyle güçlü bir bilgisayar isteyen bölümlerde okuyan öğrenciler için yeterli olmayacaktır. O yüzden genel öğrencilere hitap edeceğini sanmıyorum. Artı oradaki indirim de düşük. Daha net bir bilgi yok ama %16 gibi bir rakam yazıyordu Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı dokümanda. Yani bir imaj paylaşmıştı orada. 10 bin lira olsa işte 1500 lira falan gibi bir rakam yapıyor. Düşük bir rakam. Kar kardır diyebilirsiniz. Evet, kar kardır ama hani bunu bir üretici kendisi bir kampanya yaptığı zaman bile işte 1000 liraya yakın bir indirim yapıyor zaten. Alabilirsiniz yani. Kaldı ki alacağınız bilgisayar da çok güçlü olmayacak. Onun altını bir kez daha çizeyim. Onu ayrıca bir videoda değerlendireceğim. En azından birkaç tane model önereceğim. Soranlar da oldu bu. Hani hangi bilgisayarı alayım falan gibisinden. Alırsınız ama işte beklentiyi böyle bir belli bir noktada tutmanız lazım. Yoksa mutsuz olursunuz arkadaşlar. Bu videoda sizlere öğrenci indirimle alabileceğiniz telefonlar konusunda bilgi vermeye çalıştım. Kendi test ettiğim modellerde olan veya olmayan bir liste paylaştım. Bu listeyi açıklamaya da koyacağım arkadaşlar. Ve fiyatları falan da göreceksiniz orada. Ve bu liste üzerinden siz de kendi modellerinize bakabilirsiniz ama aklınıza takılan soru olabilir. Konuyla ilgili merak ettiğiniz başka konular olabilir. Bunların hepsini bana yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bütün yorumları okuyorum. Elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanız yönünde. Çünkü izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Hani niye abone olunmuyor bilmiyorum. Ben sevdiğim bir kanalsa, emek verildiğini düşünüyorsam o kanal için elimden geldiğince abone olarak o kanala destek vermeye çalışıyorum. Siz de aynısını benim için yaparsanız çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oradan takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.